Can dostlar, bildiğiniz gibi halk söyleşileri devam ediyor. Bu cep telefonunun marifetlerini biz güzel şekilde değerlendirip yararlanıyoruz. Rıza Demirel büyüğümüzle birlikteyiz. Şu anda Erikli Baba'dayız. Zeytinburnu Erikli Baba, Eryak Baba tekkesi Cem evindeyiz. Dolayısıyla Muhip canımız geliyor, görüyorum. İnanç da buralara bağlı ama onun anladığım kadarıyla anıları da var burayla ilgili, eski anıları. O yüzden bir sohbet edelim dedik. Evet. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Hocam teşekkür ederim. Hürmetler ederim. Ne güzel sizlere buluşmak, kavuşmak, insanımızla koklaşmak. Çünkü insanımız varsa bizler de varız. Eyvallah. Memleket neresi sultanım? Tunceli. Oh, neresinden? Ovacık. Ovacık'tan. Zeranik. Ovacık Zeranik köyü. Zeranik. Peki siz oradan Erzincan'a? Erzincan'a nakil et. Macir olduk. Ha, Dersim sürgünlerinden. Dersim sürgünlerindeyiz. Erzincan'a yakın vermişler ama Erzincan'a mı vermişler, başka yere mi? Yok, Erzincan sürgün. Ha, Erzincan. Tunceli sürgündeyiz, biz Gönen'e geldik. Gönen, ha onu anlayalım. Gönen. Peki nasıl oldu şimdi? Kök Dersim, Ovacık. Sonra? Ovacık Erzincan'a gelmişik. Oradan? Oradan da efendim bizi Tunceli şeye sürdüler. Yani Erzincan'dan sürdüler. Köken? Hoşköy'de. Hayır. İlk kökler neresi? İlk kökler Tunceli. Ha, ondan Erzincan. Erzincan'dan sürmüşler sizi. Erzincan'dan bizi sürdüler. Erzincan Kemah kazasına geldi. Kemah Oğuz. Oğuz köyü. Evet. Oğuz köyünde biz Alevi diye Oğuz Kerefendi'ye söyleyeyim. Bizi kara vagonlara doldurdular. Hadi bakalım şeye, Balıkesir'e. Siz 10 yaşınız, doğum kaç? Ben 90 yaşım. Tamam. Ya nazar değmesin. Ne güzel bir hoş şey olsun. Allah nazardan saklasın. Gerçekten. Ben 32'deyim. 1932'deyim. Hay maşallah. Gerçekten. Peki ne kadar güzel bir güzel dostla, büyükle buluşmak, canla buluşmak. Ne güzel şey de oldu. Peki anlatın, biraz anlatınız. Yani oradan hatırlıyorsunuz. Tabii. İşte Gören'e geldik. Gören'de de bizi şey ettiler. Her köye verdi. Paşa Çiftlik köyüne. Ondan sonra Paşa Çiftlik köyüne verdiler bizi Gören'e. Evet. Oradan da fermasıyım. İstanbul'a bize Kazı Şişme'ye geldik. Buraya geldik. Daha biraz anlatın hele. Nasıldı oraları çocukluk gözüyle, hatırlıyor musunuz? Neler yaşadınız? Neresi? O Gönen'i. Gönen'i mi? Gönen'den biz geldik. İşte şöyle oldu Gönen'de bize. Macir ettiler bizi. Gönen'e geldik. Gönen'de macir olduk. Macirdik, geldik Gönen'e. Gönen'de de bizi dağıttılar efendim. Bizi Paşa Çiftlik köyüne dağıttılar. Ha, nasıldı işte Paşa Çiftliği, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Nasıldı? Hele bir köyü anlat bakayım, köyü, Paşa Çiftlik. Koca bir mehrası vardı. Bize bir arazi vermişlerdi o zaman. Evet. Araziyi efendisini şey ettiler. Annem. Evet. 48'de 47'de. Evet. 47'de memlekete çıktı. Emir çıktı, herkes memleketine gidecek. Evet. 48'de. Emir çıktı memleketine. Anne gitme işte, biz Gönen'de geldik. Bize arazi vermişler. Şimdi gitme. Yok, köylere gidiyor, ben de gideceğim. Gönen'e 70 dönüm arazi verdiler. Gönen'de. Annem durmadı. Köylere gidiyor, ben de gideceğim efendim. Abim götürdü, bıraktı o köylere. Şimdi geldi tekrar. Nasıl yapayım? İstanbul'da kaldık yani. Evet. Peki anneniz, babanız, o anılar zor mu geldi, nasıldı, yani ne anlatırdı? Annem, babam rahmetli kurdu, daha evvel köyde rahmetli kurdu. Kendi köyünde? Ha, bizim memlekette Erzincan, şeydi, Kebap'ta. Evet. Kadın olarak da mı sürgün ettiler sizi, ailece? Ailece, olduğu gibi. Kimler vardı, yani vagonlar mı, nasıl oldu kapalı olay? Kapalı vagonlar, yesir gibi böyle. Doldurma vagonları getirdiler Gönen'de, Balıkesir'e. Balıkesir'de Gönen köylerine bizi dağıttılar.
Ondan sonra annem de efendim mesela işte 48'de şey çıktı. Av. Av çıktı. Tırnağı çıktı. Herkes köyüne gidebilir. Ya işte gitme, biz İstanbul'dayız, buradayız. İyi kötü burada bir şeye de verdi. Bize gülen de aracı verdi, adamlar aracı. Yok köylülere gidiyor, ben de gidiyorum. Hadi. Hadi efendim. Ya işte dedi. Döndünüz mü köye? Annem döndü. Biz gittik. Biz İstanbul'a geldik. Artık. Annen geri döndü. Annem gitti köye. Allah Allah. Kimle döndü? Köylüleriyle. Küçük kardeşimle beraber o köye gitti. Erzincan, Kemal Oğuz köyüne. Oğuz köyüne. Tekrar Oğuz köyüne gittik. Orada kaldılar işte. Annem orada. Biz de İstanbul'da kaldık. Peki İstanbul 48'den sonra kimle geldiniz İstanbul'a? İstanbul 48'den sonra. Ben de biz 50'de buralarda tabakhaneydi. Tabakhane. Tabakhaneydi buralar. İlk buraya mı geldiniz? Zeytinburnu'na İlk mı geldiniz? Zeytinburnu'na buraya geldim. Buraya geldim. Tabakhaneye geldim. Burada Acem'in kahvesi vardı. Süreyya'nın kahvesi vardı. Kadı Çeşme vardı burada. Tabakhaneler vardı. Annem su tabakhaneler kalktı. Biz burada çatıda yatıyorduk. Çatı vardı, Acem'in çatısı. Çatıda yatıyoruz. Acem'in çatısı diyorlar. Kahveci Süreyya'nın çatısı diyorlar. Süreyya. İçinde kahveci kahve diyorlar. Çeşme var, çeşme. Kahveydi, orada yatıyordu. Çatıda böyle. Nerede çalışıyordunuz? Ne iş yapıyordunuz? Ha, ben burada aşçı ve ciddi bir şey vardı. O zaman kesildim. Bulaşık yıkıyordum aşçı ve ciddi. Aşçı Mecit. Aşçı Mecit. Arnavut da var. Arnavut, evet. Burada şeyin çeşmenin yanındaydı. O zaman onun yanında bulaşık yıkıyordum efendim ufak. Ona ciddi çatıdan dedi, yiyeceğini yatırdım. Yiyeceğini yatırdım. Hani bir ders yarıyordum. Bütün Erzincanlar, Refailler, efendim mesela Çangırlar hep burada tabakhanelerde çalışıyorlardı. Deri. Deri üzerinde çalışıyor. Deri vardı burada. Hep orada çalışıyorlardı. Hepimiz buradaydık yani. Burada kahvemiz vardı. Devrişin kahvesi diye kahvemiz vardı. Bilader ortaktı onlar. Hani olsun işte. Sonra bizim bir işte olacak zat geldi, abimi kandırdı, aldı götürdü memlekete tekrar. Yani bir şeyler oldu. Yani demek ki bir kısmı orayı zorla da olsa. Anneniz orada mı kaldı, köyde mi kaldı? Tabii köyde kaldı. Gelmedi mi İstanbul'a? Gelmedi. Gelmedi, Allah Allah. İsmi neydi anamızın? Besi Demirel. Besi. Besi ana. Nasıl bir anamızdı? Ha. Beş çocuk anasıydı. Beş çocuk anası. Tabii bizi analar anası. Bizi bırakma, analar anası. Bizi bırakmadı. Gençliğinde baba erkenden rahmetlik oldu. İsmi neydi babanızın? Munzur. Munzur. Bakın isime bakın, ne güzel Munzur. Evet, Munzur. Nasıldı? Babanız nasıldı? Babam da zaten şey değildi yani, güçlü kuvvetliydi. Çalışıyordu mesela. Neden göçlü gitti? Ne? Hastalandı mı? Biz işte gönülde bizi şeydikler vardı. Ablamın şeye bizi ayırdılar. Yarısı Sındırgı'ya gitti. Yarısı gönülüne geldi milletin. Milleti ayırdılar birbirinden. Sındırgı neresi? Sındırgı, Balıkesir yani. Balıkesir, Sındırgı. Bir kısmı Sındırgı'ya gitti, biz Kırmızı'da kalmasın, şeye geldi. Gönlüne geldi. Biz Gönlüne geldik. Babam geliyor efendim işte, Gönlünden, Sındırgı'dan ablamı getirmek istiyor. O da hastalanıyor, tekrar geliyor, biz yani zehirli ilaçlar, affedersin, yakalanıyor. Rahmetlik oldu Gönen'de baba. Mezarı Gönen'de. Gönen'de. Evet. Peki güzel büyüğüm, dedemiz, büyük dedemiz. Maşallah Allah ömür. Burası nasıldı? Bu dergah nasıldı? Anılarınız var mı? Eskiden ne görünüyordu burası gözünüzde? Burası şeydi şöyle. Çankırlı İsmail diye birisi vardı. Çankırlı İsmail. Çankırlı İsmail bakıyordu buraya. Burası efendim ben söyleyeyim. O bakıyordu. Birhane, o neye bakıyordu? Yani bir bekçi gibi mi? Bekçi gibi bir şey yapıyordu. Hem burada çocuklar... Ekip biçiyorlar mıydı? Buranın bahçesi var mıydı bahçe o zaman? Bahçe yoktu burada o zaman. Yoktu. Bakıyordu, şey diyordu. Peki siz Alevi ziyaret olduğunu biliyor muydunuz, anladınız mı? Muhakkak.
Geliyor mu da halk buraya o zaman? Tabii, geliyorlar, hep geliyorlar. Neler yapardılar? Yani lokma falan var mıydı zaten? Tabii vardı. Ama işte yıkık bina neydi şurada? Yıkıktı, bura onun yerine yapıldı. Eski yeri olarak resim de var ya. Yani. Var, resim var. Eski yer orası yıkıktı. Bunu İsmail tamir ediyordu, yapıyordu, oturuyordu burada. Burada barınıyordu. Nasıl bir insan? Çankırılı İsmail. Çankırılı İsmail. Alevi değil miydi? Yok, Alevi değil. Çankırılı'da da var Alevi ama o değildi. Nasıl bir insandı hatırlıyor musunuz? İri yarı bir arkadaştı yani efendim. İyi davranıyor muydu yani Aleviliği biliyor muydu? Biliyordu, bilmez olur mu? Yani Sünni de olsa buranın bakıcısı olduğu için Alevilere sıcak bakıyordu. Siz ne yapıyordunuz? Zaman zaman gelip buralar nasıl gelişti, nasıl değişti? Burası işte tabakaneler kalktıktan sonra efendim söyleyeyim. Burası şeyleşti artık. Bu hale geldi. Bu hale geldi. Ömür nasıl geçti dedem? Kaç evlat var, kaç torun var, nasıl oldu bu işler böyle maşallah? Sen ne, bunu bir anlat bakalım bu nazar deler diye de şey. Söylemiyorsun. Hak güzel ömürler versin. Güzel sağlıcakla gelecekler versin. Ha geldi, kısa da olsa bir bilgi aldık. Var olasın. Var olasın. Aşk olsun. Çok sağ olun. Evet. Bakın dostlar, böyle çınar ağaçları dostlar. Bu şekilde de Veli abimizle de biraz önce görüştük. Abimizle bilgiler. O yıkık yeri bir çekeyim ki insanlar resminden görsünler. Evet sevgili izleyenler, büyüğümüzün anlattığı yer neresi? İşte. Bakın burası böyleymiş. Ne güzel ki bir fotoğraf. Kim çektiyse tarihe mal olmuş işte bu fotoğraf sayesinde biz anlayabiliyoruz. Eski hali diyor. Tabii bak bir emek çeken var olsun. Burası işte böyle. Burada da Mehmet Alpay diyor. Mehmet Alpay arşivi, bu da çok güzel. Böylece buranın da halini görmüş olduk. Tabii Cemevi 1989 diyor ama bu resim daha mı eski, o tarihli mi ben bilemedim. Fakat bu halde olduğunu görelim. Bir dönemde burada yöneticilik yapanların resmi var. Evet işte işimiz, gücümüz kültürü yaşatmak, tanıtmak. Başka da bir amacımız yok. Evet. Eyvallah sevgili izleyenler. Aşk olsun.